Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023'e konsere düzenlenecek. 4 sanatçının katılacağı konsere herkes davet edildi. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023'e konseriyle ilgili açıklama yaptı. 8 Ocak Cumartesi günü saat 18'de Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde 4 sanatçının sahne alacağını belirten Çelik, Alperen Kekilli, Osman Öztunç, Atilla Yılmaz ve Ali Kınık sahne alacaklar. Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım da konserimizin şeref konuğu olacak. Buradan tüm hemşerilerimizi ve ailelerini davet ediyoruz şeklinde konuştu. Öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 8 Ocak Cumartesi günü saat 18'de Kadir Has Kültür Merkezi'nde bir konser organizasyonumuz var. 4 sanatçımız katılacak. Alperen Kekilli, Osman Öztunç, Atilla Yılmaz ve Ali Kınık sahne alacaklar. Sayın Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendi'nin de katılacağı bir organizasyon olacak bu. Buradan tüm hemşerilerimizi konserimize davet ediyoruz. Aileleri özellikle bekliyoruz. Bir arada olmaktan da mutlu olacağız. Şimdi salgın sürecinde özellikle birbirimizden uzak kaldığımız, bu tür heyecanlı, eğlenceli anları yaşayamadığımız günleri hasretle bekliyorduk işte bu günleri. Allah izin verirse etkinliğin amaçlarından bir tanesi tam olarak bu. Bir diğeri de zaten organizasyonumuzun ismi Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023'e. Rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'in Kutlu Seslenişinden bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin Adım Adım 2023'e projesini aslında temsilen böyle bir isim verdik. Bunun adına da Gençlik Kurultayı, Gençlik Konseri dedik. Bu konser esnasında Ülke Ocakları'nın disiplinli, planlı, programlı çok güzel bir eğlence programı düzenleyebileceğini de ilan etmiş olacağız inşallah. İnşallah hep birlikte daha güçlü olacağımızı, bugün yaşanan ülkemizin içinde bulunduğu gündem maddelerini değerlendirdiğimizde siyaset üstü bir gözle bakarak devletin bekası için el ele, omuz omuza Türk milletinin ferasetiyle bu günleri de aşacağımızı ve inşallah 2023 lider ülke Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlediğimize inanmalarını rica ediyor. Hep herkese hayırlı günler diliyorum.